parçası, küçük parça. Eritmiş oğlum. Değil mi? Öyle değil gibi ya. Senin nereyi gördün mü? Aman, geçen gün niye parçası ya bende? Bir hatta önce aşağı yukarı 800 civarındaki ağaçlar olacakmış. Şimdi de 2800 olacak. Geç demir çağırdık, sür duvarı. Bunu yaparken bu çıpraklarla duvarın önüne doldurmuş. Şöyle en üst kat kazarken çıktı ya. Onun burada mı, burada mı, burada mı onu daha bilmiyoruz biz. Kurice tabletin bulunması burada Hitit kralı, kraliçe gelip burada Frice dini törenleri yapılmış olduğunu gösteriyor. En azından buraya gelmiş olduğunu kesin ama belki de bir süre burada ikamet etmiş de olabilir. Onu daha tam olarak bilmiyoruz. Bir tarafı Hittice, bir de Frice ile yazılmış. Frice ile yazılmış olan tablet şimdiye kadar Anadolu'da sadece 3 yerleşmede bulunmakta. Onları hepsi Hittit Kraliyet Dairesi'nin ikamet ettiği şehirler. Boğazı Köyü, Orta Köyü, Kayalıpınar. Burada Hittit Kraliyet Dairesi oturduğunu kesin biliniyor. Ama 4. olarak bulunmuş olan burası bir kırıkare nasıl şehir olduğunu belli değil. Niye burada Frice tablet bulunmuş? Frice tabletin bulunması bu şehrin Hitit Kraliyet ailesiyle büyük ilişkili olan bir şehir olduğunu gösteriyor. Çok önemli şehirlerden bir tane olması gerekiyor. Onun üzerinde araştırmalar devam ederek eski şehrin isimleri bulmak istiyoruz ve bu şehrin önemini bilmek istiyoruz. Hittitçe'de instruction, bunun nasıl dua etmesi gerekeceğini yazılıyor. Ondan sonra Frice ile dua metinleri yazılmış. Bu metinin içinde en büyük keşif ya da sürpriz bir tarafı şehir ismi orada çıktı. Katapa diye bir şehir. Neden burada Bikirikare'de Katapa isim çıktığını tam olarak daha belli değil. Katapa'da yapılması gereken bu dua niye burada Bikirikare'de çıkmış? O büyük soru olarak şimdi biz çözmek gerekiyor. Diğer tarafta da bu tabletin içinde şahsi isimler çıktı. Bu şahsi isimlerde en büyük önemli olan isim Arzava Kralı Tarhundaradon'un ismi çıktı. Bu Arzava Kralı Tarhundaradon'un ismi 1890'larda Mısır'da Amarna diye şehirde bulunan tabletin üzerinde ilk defa tespit edilmiş. Bu Amarna şehri dünyaca meşhur olan Tutankamon'un babası 4. Amenhotep tarafından inşa edilmiş olan başkentiydi. Ve orada bulunan tabletin içinde 4. Amenhotep'in babası 3. Amenhotep tarafından Arzav Kralı Tarhundaradon'a gönderilmiş olan mektup bulundu. O mektupta Boğaz Köyü istila edilmiş olduğunu söylüyor. Hem de onun için Arzav Kralı ile diplomatik birlik yaparak ilişkileri güçlendirmek istediğini gösteriyor. Öyle büyük olayda söz geçen kralın ismi burada bir kırık ardı bulunması çok şaşırtıcı idi.